Abi silah taşıyordu. 10-15 dakika bekledik. Bir tane polis geldi. Parayı al, ondan sonra yolun ortasında bırak. 40-45 dakika oldu. Benim pasaport yok ortada. İspanyol kim dedi, aldı çocuğu içeri. Hayatımda gördüğüm en boktan sınırdı bak. En boktan sınırdı. Nasıl et kokuyor biliyor musunuz burası? Öyle böyle değil. Yani sıfır havalandırma. Desculpa. Sıfır havalandırma. Öyle bir koku olamaz ya. Midem bulandı lan. Burası San Lorenzo'nun pazarı, pazar yeri. Buenas, hola. ¿Cómo estás? Burada bir şeyler yiyorlar. Ben de açım aslında ama ne yesek ne yesek. Dur bakayım şuraya. Şimdi mi yesem yoksa biraz daha mı beklesem diye düşünüyorum. Neyse biraz daha bekleyelim ya. Çünkü aperatif bir şey yiyeceğim ben. Böyle ağır bir yemek yemek istemiyorum ama fena sıcak çünkü. Şuradan çıkalım. Çok havasız bir pazar yeri ya. Fena havasız. Oy. Nasılsınız dostlar? Artık Honduras'a veda edeceğiz bir aksilik olmazsa. Şimdi sınıra doğru gideceğim. San Lorenzo diye bir tane ufak bir yerleşim yerindeyim. Buradan sınıra 100 kilometrenin altında var ama kaç kilometre tam olarak hatırlamıyorum. Bakmam lazım yine haritaya. Ha, pazarın dışarısı bu da. Sokağa kurmuşlar tezgahları. Sınıra doğru bu yol üstünde otostop çekeceğim. 78 kilometrem varmış. Gideceğim yer burası. Choluteca. Şimdi şurada bir kavşak var ileride. Burada da gösteriyor. Sağa doğru giriş var. San Lorenzo girişini kaçıranlar için bir tane daha giriş yapmışlar. O yüzden orayı geçmek istiyorum. Çünkü belki şehre dönenler de olur. Ha, kavşak şurası zaten. Şimdi Choluteca'ya gideceğim. Oradan sonra yol çatallanıyor. İkisi de sınıra giriyor aslında. Nikaragua sınırına ama ben aşağı doğru olan sınıra gitmek istiyorum. Neydi adı? Guasale miydi? Öyle bir şeydi adı. O sınırdan gireceğim. León diye bir tane şehir var. O şehirde ucuz hostel buldum. O yüzden oraya gitmek istiyorum önce. Bir de gezmeye başlamak istediğim noktalar o çevrede. Sonrasında zaten plan program yaparım. Yukarı doğru çıkacaksam da hep birlikte görürüz. Bu abi sağ olsun aldı beni şimdi. Gidiyoruz. Çok beklemedim. Birkaç dakika bekledim. Tırlar durur diye bekledim. Onlar sınıra gidiyor çünkü. Ama onlar durmadı. Bu abi durdu. Choluteca'ya doğru gidiyormuş o. Orada beni bırakacak. Ben oradan yol çatallanıyor demiştim ya. Aşağı doğru gideceğim. ¿Está lejos Choluteca? 25 kilómetros. 25 kilómetros. Después frontera. No, de Choluteca a la frontera de Guasaule como unos 30 kilómetros. 30 kilómetros. Oh, ok. No lejos. ¿Cómo se llama, señor? Yo. Sí. Fausto. 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 Mi nombre es Burak. Mucho gusto. Mucho gusto. Mucho gusto. Muchas gracias. Gittiğimiz bu yol üstünde çok fazla insan kaçakçılığı ve uyuşturucu kaçakçılığı oluyormuş. O yüzden ileride polis kontrolüne gireceğiz birazdan. Abi şey dedi, bütün arabayı arayacaklar, bizim de kimliklerimizi kontrol edecekler dedi. Dedim valla sorun yok benim için. Panama'dan karayoluyla Guatemala'ya kadar insanları kaçak göçek kamyonlarla bir şeylerle kaçırıyorlarmış. Guatemala'dan Meksika sınırına geçiyorlar. Meksika'dan da Amerika'ya kaçıyorlarmış insanlar. Dünyanın her yerinden insanları toplayıp Panama'ya kadar getirip bir şekilde Panama'dan da böyle karayoluyla kaçırıyorlarmış. Bu şirketler var ya böyle hani kaçakçılar. Onlar yapıyorlarmış bu işi. Tabii bir de Kolombiya'dan gelen uyuşturucuları da Amerika'ya kaçırıyorlar. Abiye dedim ki hani bitirmiyorlar mı bu işi dedim. Hani isteseler dedim bitirirler devletler. Onlar da para kazanıyor dedi. Choluteca'ya geldik. Bu şehrin simgesiymiş. 70 bin nüfuslu bir şehirmiş abinin söylediğine göre. Bana daha çok Haçlıları hatırlattı. Haçlı seferlerini hatırlattı. Kutsal kase Hristiyanlık. Yukarıda da barış güvercini var. Wow.
Oh, devasa. Bayılıyorum bu arabalara ya. Kocaman. Sonradan fark ettim, abi silah taşıyordu. Kucağından yana koyarken fark ettim. Muhabbet ettik. Muhabbet esnasında hani direkt soramadım adama ama birkaç böyle soru sorarak öğrenmeye çalıştım acaba neden taşıyor silah diye. Bir şey öğrenemedim. Büyük ihtimalle şey yapıyordur, hani kendi güvenliğini sağlamak için ya da özel bir zevki de olabilir, bilmiyorum. Şeyi sordum, hangi işte çalışıyorsun abi, nerede çalışıyorsun, hani acaba o yüzden mi taşıyor diye düşündüm. Bir tane şirkette çalışıyormuş, o şirketin de şeyleri var. Şuradan geçelim. Ne dedi? Şeker kamışı plantasyonları var. Belki dedim ondan olabilir ama yani nasıl bir iş yaptığını tam olarak söylemedi. O yüzden birazcık havada kaldı. Velhasıl kelam, merak ettiğim şeyi öğrenemedim. Hola, buenas. Buenas. ¿Dónde te diriges? Guasaule. ¿Sí? ¿Sí? Sí. ¿Posible? Pero 6 kilómetros antes de Guasaule yo agarro a la izquierda. No problem. Yo quiero ir frontera Nicaragua. Sí. ¿Posiblemente? Sí. Ok, gracias. Çok hızlı oldu be. Hiç beklemiyordum valla. Gracias. Hop. Gracias. Hola, buenas. ¿Y hasta dónde va? Nicaragua. Nicaragua. Sí, Nicaragua. Oh, şu şeye kadar, kavşağa kadar yürüdüm abinin beni bıraktığı yerden. Leş gibi de kokuyorum ama sağ olsunlar aldılar. Muchas gracias. Hele hele. Sınıra 6 kilometre kayala kadar gideceklermiş. Hadi bakalım gidiyoruz. Güzel oldu bu vallahi, beklemedim. Mi familia y Turquía. Sí. Sí, mi padre, mi madre y mi hermano. ¿Cómo te va? ¿Cómo está? ¿Te va bien? Sí, todo bien, todo bien. ¿Cuántos años tiene? Yo 30. Oh, 30 años. Sí. Turlara baksanıza. Bir sürü tur var. Bekliyorlar sınırdan önce. Evrak kontrolü falan yapacaklar sanırım, ya da geçiş saatleri varsa o da olabilir. Sağ olsunlar vallahi getirdiler bile sınıra kadar. Yürüme dediler ya da araç bekleme dediler, şimdi sınır çok uzak değildi. Bırakacakları yerden 5 kilometre filandı. Sağ olsunlar getirdiler beni. Oh oh oh, şu tırlardan birini yakaladık mı var ya. Tek atarız yanına. Gracias, ciao. Feliz viaje. Gracias. Sağ olsunlar vallahi ya, getirdiler sınıra kadar. Hola. Gracias. Burada para değiştiriyorlar ama düşüğe bozuyorlar. Bu sefer sınırdan sonraya bırakacağım, hadi bakalım. Şu an Honduras'tan çıkış yapmam lazım ama ilerisi galiba, burası değil. Frontera. Esta salida, no? Ah, okay. Ha, buradan çıkış yapacakmışız. Hola, buenas. Bu merkezde para var lan. Çok garip bir sınıra geldim ya. Herkes karman çorman bekliyor. Yo tengo 739. ¿Cuánto es último, señor? Good price. Deal. Ah, es barato. ¿1000 posible? 1000. Ok, 1000. Ya. Yo lo que no te quiero decir, tío. No quiero que me vayan a hacer verga. Porque aquí no se hace una llamada. La plancha ahí, ya está rápido. Muchas gracias, señor. Señor, ¿cuánto vale entrada a Nicaragua? $3 por acá pagar allá. $3. No, es para Honduras. Ah, para Honduras. ¿Para Nicaragua? Ya no. Ah, no sé. Ok, gracias. Şuranın karmaşıklığına baksanıza. Yine arkadaki turistlerin sırası bitti. Burada kamyoncu abiler bekliyor. Bayağı garip bir sınır. Şimdi Nicaragua'ya girmeden önce para ödemem gerekiyormuş. $13. O yüzden
burada bozdum. Çünkü dolar vermek istemiyorum. Nikaragua'nın para birimi de Cordoba. Böyle bildiğin plastik para. Bildiğin plastika. Yırtamazsın bunu yani. Haydi bakalım. Honduras'a veda ediyoruz. Güzel insanlarına da veda ediyoruz. Elimizi de salladık. Yemek de yemedim daha. Yaklaşık 30 dolar kalmıştı cebimde Honduras'tan. Ama lempiras olarak kalmıştı. Onu Cordoba'ya çevirerek iyi yaptım. İyi düşündüğümden... Düşündüğüm kadar harcadım ya. Düşündüğümden az diyecektim de düşündüğüm kadar harcadım. Umarım problem yapmazlar. Dolar istemezler yani. Dolar vermek istemiyorum. Abinin biri şey dedi. İngilizce biliyordu. Önümde bekliyordu. Dedim abi bu ne dedim ya, karışık. Honduras'a giriş sırasına soktular beni. Ben dedim ki çıkış yapacağım. Önemli değil. Sen geç filan dediler. Abi dedim ki bu ne ya dedim. Böyle karman çorman kalabalık. Sen bir de diyor Nikaragua tarafını gör diyor. Bana diyor ki be patient, sabırlı ol diyor. Orada sabrını sınayacaklar diyor. Burası Orta Amerika'nın en pislik sınırı dedi bana. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Büyük ihtimalle çekemem orada çünkü dikkatli ol dedi bana. Kamerayı da gördü. Onun sözlerini dinlemekte fayda var. Abi ben geçeyim şöyle sana. Zahmet olmazsa. I love Barcelona. Koymuş Barcelona plakasını. Önde abi bisiklet sürüyor ya, birini taşıyor. Bana da söylediler istiyorsan götürelim seni dediler. Yok dedim abi teşekkür ederim. Ha burada da böyle nehir akıyor. Şunun haline bak, insanlar ne koşullarda yaşıyorlar ya. Buenas. Honduras'ı artık arkamızda bırakıyoruz. Oranın güzel insanlarına hoşça kal demek istiyorum. Nikaragua'ya girdik. Birazcık sorunlu bir giriş oldu ama girmeyi başardım. Hayatımda gördüğüm en boktan sınırdı bak. En boktan sınırdı. Polislerin hiçbirinin yüzü gülmüyor. Resmen köpek çekiyorlar. Böyle bir tavır hayatımda görmedim hiçbir sınırda ya. Yavaşlar, hiçbir şey söylemiyorlar. Pasaportumu aldı birisi, tamam mı? Bak şimdi olayı baştan anlatıyorum. Nikaragua tarafına geçtim Honduras'tan çıkış yapıp. Önce bir görevli karşıladı beni. Pasaportuma baktı. Daha sonrasında bir tane form verdi elime. Dedi ki COVID aşı kartın var mı? Dedim telefonumda var. Onu şuraya göster dedi. Gittim onu gösterdim. Onu incelediler. Pasaportumu incelediler. Dedi tamam şimdi şeye geçebilirsin. Gümrüğe geçebilirsin. Gittim gümrüğe, bekledim. Sıra bayağı bir yarım saat 40 dakika bekledim. Daha sonrasında bu arada full tır bekliyor bak. Bunlar var ya sabaha kadar bekler bu yavaşlıkla. Daha sonrasında görevliye pasaportumu verdim. İşte birkaç soru sordu. Nereye gidiyorsun? Planın ne? Kaç gün kalacaksın falan diye cevapladım. Amerika vizesine geldi. Uzun uzun baktı Amerika vizesine. Sonra sayfayı kapattı. Benim bilgilerimin olduğu sayfayı açtı. Tam böyle okutacak sisteme arkadaşına seslendi. Arkadaşı geldi. Verdi pasaportu. Ha bir de şeyi sordu bana. Tek mi geziyorsun diye. Evet dedim ben de. Benim pasaportu aldı. İki sıra arkamda İspanyol bir çocuk vardı. Onun da pasaportunu aldı. Ben çocuğa bir şey sormuştum. Dedim ki bir tane form verdiler. Ben bunu doldurmadım. Kalemim yok. Sen doldurdun mu? Kalemin var mı dedim. O da yok dedi. Bu kadar ha sohbetimiz. Sonra çocuğun da pasaportunu aldılar. İçeri gittiler. 10-15 dakika bekledik. Bir tane polis geldi. İspanyol kim dedi. Aldı çocuğu içeri. Bir 15-20 dakika falan bir şeyler sordu çocuğa. Daha sonradan öğrendim. İşte nereye gideceksin? Bir adres var mı? Kaç gün kalacaksın? Planın ne? Çocuk da bisikletle seyahat ediyor. Ondan sonra öyle bir şeyler sormuşlar. Bir baktım çocuğun pasaportunu gitti verdi. Bir tane polise bekliyorum ben hani benim pasaportu işaret ediyorum. Hani diyorum pasaport. Bekle dedi. Bu an aradan bir 15-20 dakika geçti yine. Neredeyse 40-45 dakika oldu. Benim pasaport yok ortada. Kimse çağırmıyor. Yine aynı polise söyledim dedim ki yani benim pasaport dedim. Nerede dedim? Camın arkasında ben görüyorum şeyi. Böyle ofis gibi bir yer var. Bu arada şey ofisini düşünmeyin. Adını söyle. Bir normal... Okey. Bir normal gümrük polisinin sorguya çektiği ofis var. Bir de bunların yanında genel polislerin ofisi var. Ben o polislerin ofisiyle kesişiyorum. Benim pasaport orada çünkü. Neyse adam böyle yaptı bana. Orada yaptı. Dedim nasıl orada? Gitmiş benim pasaportu vermiş polise. Söylemiyor bana. Neyse gittim. Ondan sonra birkaç bir şey sordu. Telefon numaramı sordu.
Bu arada gelmeden önce form bir şey mi ne doldurmak gerekiyormuş? Haberim yok, bilmiyorum. Hiçbir şey sormadılar bana. Onu da sormadı, formu da sormadı bana. Her neyse, bu arada şeye geldim. Şöyle terminale geldim. Bakalım. Otobüs biletinin fiyatını sorayım da geç kalmayayım. Leon, señor. Leon. ¿Esta directo? Leon Managua. ¿Cuánto vale? No, esta es ahí con ella, es con ella. ¿Esta? Sí. Ok, gracias, gracias. Señor, ¿cuánto vale Leon? 80. Ok. Un momento, porfa. Duran bir şeyler alayım şuradan. 80 Cordoba verecekmişim. O da yaklaşık 3 dolar yapıyor. Bir de şöyle 100 Cordoba'ya bir cips, bir subide içecek aldım. O da 3,5 dolar falan bir şey yapıyor. Paraları bir sonraki video anlatacağım size. Her neyse, asıl görevli işte şey sordu bana sadece. Bir telefon numarası aldı, o kadar. Başka bir şey sormadı ikinci gidişimde. 13 dolar dedi. Dedim ki Cordoba'ları ödemek istiyorum. Yanımda dolar yok dedim. Yana aktardı beni. Meğerse para yanda ödeniyormuş. Cordoba ödenmiyormuş. Ben yanda Cordoba ödeyeceğim zannettim. Gittim yana. Bana dedi ki, bir genç bir kız vardı. Sadece dedi dolar kabul ediyoruz dedi. Tanıştığım İspanyol çocuk da benden önce parayı ödemişti. O dedi ki bende dolar var dedi. İstiyorsan ben sana değiştiririm dedi. Yani beni kurtardı çocuk. Çok güzel bir kıyak geçti. Nikaragua'ya gelirseniz giriş için 13 dolar para alıyorlar ve sadece Amerikan doları alıyorlar. Adam kendi ülkesinin parasını kabul etmiyor bak. Böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Neyse, 13 doları verdim. Bir sürü böyle bir belgeye 3 tane... Yo, iki tane kağıda mühür bastı, bir şeyler yazdı. Bir tane de parayı ödediğime dair ufak bir kağıt verdi. Bir de çantamda ne var ne yok diye böyle bir form doldurttular bana. O form var elimde hala. Onu daha doldurmadım ama. Parayı ödedikten sonra bana dedi ki çantaları kontrol ettireceğin kısma geç dedi. O formu orada doldurdum. Çantaları X-ray'e soktum. Salak saçma sorular sordu bana. Diyor ki çantanda drone var mı? Ne bileyim drone var mı? Sen baktın X-ray'den, yani görmüyor musun her şeyi? Dedim yok hiçbir şey dedim. Drone yok dedim ben de. Ondan sonra nerede kalacaksın? Kaç gün kaldı? O kadar çok soru sordu ki bana çantayı kontrol eden kadın. Şu ana kadar o gümrük polislerinden daha fazla soru sormuştur. Hepsini cevapladım. Bu formu doldurdum. Formu çıkışta ve ücreti ödediğime dair küçük kağıdı, fişi çıkışta verdim. Bir tane ufak bir kağıt kaldı çantada diye gösteremiyorum. Bir tane de büyük kağıt kaldı. İkisini de sakladım. Gelirseniz saklayın. Durum budur. Yani sınırda böyle bir şey yaşadım ama tam tamına 2 saat oldu. Bana abi demişti birazcık sabırlı ol diye. Daha da fazla sabırlı olmak gerekiyormuş. Şöyle arkaya doğru geçeyim ben. Bunu uzun uzun anlattım çünkü biliyorum kara sınırından gidecek olan olabilir bu videoyu izleyip. Çok sabırlı olsun ve en az 2 saat gidecek. Kesin gidecek. Çantayı buraya koydum ama çok sağlam durmuyor. Otobüsün en arkasına geçtim. Şimdi 30, internette 36 Cordoba 1 dolar yazıyordu. Yaklaşık 3 dolar yapıyor otobüs. 3 dolar da yediğime içtiğime verdim diye düşünüyorum. Şu çantayı düzgün koyayım ya. Nikaragua sınırı bayağı sıkıntılıymış ya. Hayattan nefret eder gibi bir halleri vardı polislerin ya. Ya ben böyle suratsız hiç görmedim. Hiçbir sınırda görmedim yani. Hiçbir sınırda görmedim. Bu arada 13 dolar vereceğimi de bilmiyordum ha. Hiçbir 3 gündür neredeyse hiç internetim yok. O yüzden sıfır, ilk defa bir ülkeye böyle sıfır bilgiyle geldim. Çünkü Covid geçti, hiçbir şey sormamaya başladı ülkeler. İstiyorsa belki bir form istiyor, o da uçakta gidersen dolduruyorsun, o kadar yani. Başka hiçbir şey istemiyorlar normalde. Bunların isteyeceği tuttu. Her şeyi anlattım diye düşünüyorum çünkü sınırlar önemli. Neden önemli? Belki siz izleyenler için sıkıcı oluyordur ama ben mesela çok araştırdığım oldu, işte şu ülkeye girerken ne lazım? Yakın zamanda paylaşılan bir videoda ne sormuşlar? Ben seyahat edecek arkadaşlar için aslında bu bilgiler ve ola ki işiniz düştü bir gün Nikaragua'ya, kara sınırından girdiniz, bunlarla karşılaşacaksınız. Hazırlıklı olun. Herkes çok gergindi ama ya, yani bu arada öyle çok büyük bir kalabalık yok yani. 2 dakikada tak tak halledilecek mevzular. Boşu boşuna bekletiyorlar insanları. Salak saçma işler ya. Otobüs beni burada bıraktı.
Bu yol böyle başkente gidiyor. Onlar başkente devam ediyor. Bana diyor ki şehir burada. Geldik şehre. E dedim hani terminale gidiyorduk. Terminal dedi bana. Hani dedim terminale gidiyorduk. Yok dedi biz sadece geçiyoruz dedi. Parayı al ondan sonra yolun ortasında bırak. Ne güzel iş ya. Buradan daha 4-5 kilometre var şehre. Abi bu saçmalık var bak. Latin Amerika'da bazı yerlerde bu saçmalık var. Gerçi Güney Amerika'nın hakkını yemeyeyim. Onlar terminallere gidiyor. Yani benim bindiğim otobüslerde öyle bir şeyle karşılaşmadı şimdiye kadar ama Orta Amerika'da birkaç kere bu durumda karşılaşan turiste konuştum hostelde. Aa benim de başıma geldi şimdi. Oğlum şehrin dışında bırakmak nedir? Gir şehre. Ondan sonra sanki yol yok ha. Yol da gözüküyor. Ben de şey diyorum şimdi buradan girer şehre bizi bırakır oradan akar gider. Garip vallahi garip ya anlamakta bazen güçlük çekiyorum. 15 dakikadır benzin istasyonundan şehre doğru yürüyorum. Hala doğru düzgün bir ışık yok. Ara ara böyle lamba koymuşlar sokak lambası. Araçların ışıkları aydınlatıyor. Haritaya baktım şehrin içine girdi olarak gösteriyor. Biraz daha yürümem gerekiyor ama bir 20-25 dakika daha yolum var. O nasıl bir duman ya. Of ne mangal yakmışlar be. Fena kokuyor fena. Ay fena kokuyor. Hola buenas. ¿Cuánto vale? Pollo 190. Pollo 190. Okay, gracias. 190 tavuk dedi. 80 de pilav mı dedi? Ben mi yanlış anladım? Çok güzel koktu ama ya. Burnumun direği kırıldı kokudan. Hostele geldim şimdi dostlar. Çantamı bıraktım. Kalacağım oda burası. 10 kişilik odada kalacağım. En ucuz burasıydı. Gecelik 6 dolar. Anında hostel burası. Havuzu var. Hamaklar var. Güzel bir hostele benziyor. Yani en ucuz burasıydı en azından. Şöyle göstereyim hosteli. Burada bakkal var. De limon var. Gracias amigo. Bu çocuk resepsiyonda duruyordu. Bakkala da bakıyor. Şöyle göstereyim. Şimdi bir şeyler yemeye çıkacağım ben. Anında hostel burası. Hostel Volcano. Şöyle göstereyim. Merkeze yakın. Caddenin üstünde. Baktım en uygun burası. Fotoğraflara baktım. Güzeldi de yani böyle kalınacak gibi bir hostel olarak gözüküyordu. Ondan sonracığıma merkeze de yakın olunca rezervasyon yapmadım. Çünkü sınırda başıma ne geleceğini bilmediğim için. Ne iyi ki de yapmamışım. Yer vardı yani. Yer olmasaydı yedek planım hemen 400-500 metre ötede bir hostel daha vardı. Ama 2 dolar daha pahalıydı orası. Gerçi kahvaltı dahildi oraya. Yedek planım da vardı yani. Bayağı hızlı hızlı yürüdüm yani elime çok kamerayı almak istemedim. Çünkü tanımıyorum, ülkeyi de tanımıyorum, şehri de tanımıyorum. Şehrin dışında bıraktılar bizi, karanlıkta yürüdük. Biraz garibime gidiyor böyle olaylar ya. Terminale girmesi lazım otobüslerin yani. Ne olur ne olmaz, burası Latin Amerika. Bu arada otobüste başıma geleni de anlatayım. Bir tane çocuk oturuyordu önümde. Onun arkadaşı geldi, beni gördü yabancı. Sohbet etmeye başladık. Daha sonrasında çocuklar gitti, önde bir yere oturdu. Birkaç dakika sonra bir kızla birlikte geldi o sohbet ettiğim çocuk. Birden böyle benim koltuğun oraya eğildiler. Bir şeylere bakıyorlar, ben de anlamadım, tamam mı? Dizim şöyle öndeki koltuğa böyle yaslanmış oturuyordum. Dedim herhalde hani dizim rahatsız etti kızın oturduğu kısmı. Çektim, pardon dedim. İşte dizime baktılar, çantanın oraya baktılar, dövmemi gösterdiler, sohbet etmeye başladılar. Kız dövmem hakkında bir şeyler söylüyor, çocuk böyle fıldır fıldır bir şeyler bakıyor dedim. Herhalde bir şeyler düşürdüler, sonra öyle düşünmeye başladım. Ondan sonra bir arkadaşı daha geldi. O da bir şeyler söylemeye başladı, sonra arkadaşı gitti, ikisi de döndü önüne oturdu. Sol çaprazımda amca var, çocukların hemen yan tarafında oturuyor. Böyle bir göz işaretiyle bir şeyler yapıyor bana, anlamadım ben, tamam mı? Ondan sonra ulan çarpıyordu. Ola. Bunlar çok fırlama hemen para istiyorlar. Ha orada da bir tane kilise var.
Sonra abi kaş gözü çarptı yapıyor, anlamadım. Elini benim oturduğum kısma uzattı. Onların sırtını yasladığı kısmı uzattı, şöyle yaptı. Bu ne biliyor musun? Latin Amerika'da bu soyarlar demek. Dikkat et demek. Büyük ihtimalle çocukları gözü tutmadı. O yüzden beni uyarmak istedi. Göz işareti falan yaptı çocuklara. El işareti de yaptı. Ben aldım mesajı. Ondan sonra selam verdim amcaya. Başımı eğdim. Şimdi çocukların günahına girmek istemiyorum. Ama birisi sizi uyarıyorsa dikkat etmeniz gerekiyor bazen. Öyle olunca ben de birazcık daha böyle toparlandım ettim, dikkat kesildim. Sonra amca indi otobüsten. Amca inince yandaki koltuk da boşaldı. Önden iki kişi daha geldi, dörtlü oldular önde, tamam mı? Aha dedim, ben arkada tek kaldım. Çünkü otobüsün arkasındaki dörtlüde tek oturuyordum ben. Sonra aldım çantayı öne doğru. Geçerken çocuklar şey dedi, nereye gidiyorsun dedi, daha Leon'a gelmedik dedi. Ben dedim ki böyle yaptım dedim, midem bulanıyor dedim, yolu izlemem lazım. Ön turizm öne geçtim. Yani Güney Amerika'da, Latin Amerika'da böyle şeylere dikkat etmek gerekiyor. Burada yemek yok. Şu tarafta mı acaba? Señor, buenas noches. Dígame, tranquilo. ¿Dónde está para comida? Pero qué tipo de comida? Street food. Más adelante. No vinieron hoy. Ah, está no cerrado. ¿Ahí dónde se pone, pero no vinieron? No, comida calle. Sí, ahí era. Ahí era. No, ah, no está cerrado. ¿Es posible más arriba? De lo que hay de la esquina para allá. Ah. De esa esquina para allá. Lo que hay son hamburguesas. Hamburguesas. Sí. Ah, okay. Hamburguesas, señor. Hot dog y todo eso. De ahí de la esquina dos cuadras abajo. Dos cuadros. Sí. Ah, okay. Gracias. Hamburguesas. Dale, tranquilo. Buenas okay. noches. Gracias. Buenas noches. Taksici abimiz burada yemek yok dedi ama şurada bir canlılık var. Acaba buradan dalsam mı? Ama dur ya, şu yol üstünde bir tane park görmüştüm gelirken, orada şey satıyorlardı. Taco mako satıyorlardı, oraya gideyim. Şamata'ya geldik. Bir şeye hazırlık yapıyorlar. Orada eğitmen var. Atacakları adımları gösteriyor çocuklara. Gerçi kazık kadar adam neresi çocuk ya? Şununla mini mini bir kuşu çalmaya çalışıyorlar galiba. Şöyle bir hamburger aldım. Ben de buraya çekeyim. Sokakta abla hamburger yapıyordu. Böyle Meksika yemekleri yapan var. Burada yine hamburger yapan bir tane abla var. Güzel yerde bulduk valla. 150 kordoba verdim. O da ne kadar yapıyor? 4 dolar yapıyor. Tavuklu hamburger. Bayağı da büyük ama. Bu yarısı. Gayet güzel gitti. Uyuculuk benden bu kadar olsun dostlar. Bir sonraki videoda artık Nikaragua maceramız başladı ama devam edecek. Bir aksilik olmazsa bu şehirde olacağız. Umarım bu videodan keyif aldınız. Birazcık söylendim Nikaragua sınırında ama delirttiler beni yani. Bazen hak ediyorlar. İdare edin, bazen söyleniyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın dostlar. Bir beğeni, bir yorum atarsanız çok sevinirim. Abone olursanız çok sevinirim. Adios amigos.